tarzında bir orta koridor. Lee Sin. Direkt Lee Sin'i seçmeyi tercih etti. Kara Kalkan'dan endişe ettikleri için bence Leona'yı tercih etmediler. Hani savaşı başlatacağın yerlerde Kara Kalkan çok engelleyici, çok zarar verici, çok kontrol olabilir diye. Bakalım bu Gromp'u koruyabilecek mi Fentanet? Zaten Unicorns of Love rakibi ormanın mavi tarafından çıkmadı. Evet, Kara Kalkan'ı erkenden kullandı Pabuğu. Decoy havaya savuruyordu rakibini. Çarp kullanıldı. Grom kimde kaldı görmedim ama ilk kan dökülecek gibi burada. İlk kan. Santas'a gidiyor. Anasın çok az canı var. Onu bırakmadı Fredit. Geri dönüş skorunu aldı. Santas'tan son anda bir sıçra. Vaya Panther'ın da buraya ışınlanla gelmesi. O çok önemli değil. Değer. Halbuki o Kara Kalkan varken daha biraz daha oyun zorlanabilir. Pabu'nun sıçrası ve ultisi de var. Ananas'ın sıçrası olmadığını da biliyorlar. Şimdi Pabu sıçra ulti kullandı. Normal sıçrası var ama buradan çıkması çok zor görünüyor. Normal skoru. Chaz'de kaldı. Yalnız Chaz ultiyi kullandı, az daha zincirlerden çıkarıyordu. RNG gibi müthiş bir baskıyla oynama stratejisini bayağı dengelemiş durumda şu ana kadar Pentanet. Aldılar. İlk ejder ve alameti de aldılar. En büyük avantajı o Unicorns of Love'ın. Şimdi üst koridor için Mininar formunda olan isme karşı bir kule altı var. Vaya Panther hop yeteneğini de iyi kullanamadı. Sıçra geliyor ama sersemletilecek orada. Vaya Panther skor geldi. Şimdi alt koridorda bir kule altı var. Havaya savurdu Lodi'yi. Chaz buraya doğru yaklaşıyor. Galio'dan gelen bu ulti. Bitkinlik de kullanıldı o noktada. Bu skor Chaz'de. Santas'ı deneyecekler mi acaba? Canlar azaldı tabii bu haricinde. Pabu karanlık eser artık açırdı. Kuleyi tanklamaya devam ediyor. Decoy'da girdi. Pabu'ya da kalkanını kullanarak oradan uzaklaşıyorlar. Alt koridorda iki skor aldı Pentanet belki ama üst koridorda hem skor hem de ilk kuleyi verdiler. Hala temkinli oynamak istiyor Pentanet ve en sonunda Unicorns of Love artık çıkma kararını aldı buradan. Alt koridorda boss'un hala kullanabileceği bir ışından var. Vaat Elamet'in canı 4000'e kadar inmiş durumda. Vaya Panther de buraya yaklaşıyor. Şimdi ışından kullanıldı. Santas üzerine ses dalgası. Santas yakalandı burada. Ses dalgasına gitmeyi tercih ediyor. Santas bayağı azalmış durumda canı. Boya Panther'ın üzerinde No Man's. Boya Panther zaman kazanıp buradan uzaklaştı. Ananas düşmek üzere. Şimdi sıçrıcı geldi Meganar'dan. İki skor birden. Üç kişi havaya savurdu Santas ama kendine düşecek. Güzel bir bitkinlik ama Lodik hemen arındırla cevap verdi. Üst koridorda ikinci kuleyi alıyor. Evet, o ayrı kittiriyor. Az canlı kuleyi düşürecek. Şimdi ses dalgası rakibinin üzerine gitti. Boss'u da takip etti. Burada hala kullanabileceği bir tekme var. Yalnız inanılmaz bir hasar. Tekmeyi atamadı Chaz. Ama onun haricinde biten eşyalara baktığımızda Pentanet'in daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Boss dışında çok haklısın. Bu arada Boy Panther yakalandı orada ama rakibinin üzerine gitmeye devam ediyor. Boy Panther mega olmadan düşebilir. Mega olamadan düşüyor. Işından gelecek buraya. Boss arada eridi. Decoy kronometreyi kullanmıştı. Predator bakalım koruyabilecekler mi? Predator konum değiştiriyor. Predator'dan ikinci skor. Predator'dan üçüncü skor. O arada Chaz de koruma üçgüdüleriyle muazzam hareket etti ve ekstra kalkanlar verdi. Bu çok değerli. Baron getiriyor onlara. Ya bir nevi... Unicorns of Love'da ejder alıyor. Şöyle zaman zaman işte Kog'Maw'da falan gördüğümüz nişancı... Şimdi sıçrayla birlikte bu oyun yakalanan bir isim var orada. Ulti geliyor kurtarabilecek bakalım. Yo. Hayır. No Man's düştü. Burada alıyor. 40 saniye sonra da Baron var. Pentanet'in hamlesi. Üste dönüp Baron etrafında görüş almak olacak gibi bu üstünlüğüyle beraber. Yani orman, orta koridor ve nişancısı üçer eşyaya geldi Pentanet GG'nin. Ve şöyle bir avantajı var. Bu arada orta koridorda bir savaş izleyeceğiz. Lodik burada yok çünkü. Boy Panther Boss. Mega oldu. Kime odaklanacaklar? Yakalayamadılar bir türlü. Boss... müthiş bir sıçra attı. O sıçra atmasa düşmüştü çoktan. Ve Cival'ın kuşağını kullandı. Şimdi Ananas'tan agresif oyun. Predator'ı yakalamıştı orada. Hala Meganar'ı devam ediyor. Boy Panther'ın Pabu'dan kullanılan bir ulti. Kronometre kullandı Boy Panther. Güzel ulti Predator korumayı başardı orada. Predator ultisi devrede. Predator No Man's'i de alacak. Katliama doğru gidiyorlar. 4 skor aldı toplamda Pentanet. Ve MSI'daki 2021 MSI'daki ilk galibiyetine doğru koşuyor. İlk galibiyetine doğru koşuyor. Ölüm süreleri 30 saniyeler civarında. Oyunu tutmasına imkan yok. Ananas'ın tek başına. Bu takım savaşını kazanıp Predit yine korumayı başardılar. Arkaya sarktık Kaysa sarkmasına ama hiçbir işe yaramadı. Predit muazzam korundu. Artı zaten ultiyi açtığı zaman müthiş bir can çalması alıyor. Predit hiçbir şey yapmadığı zaman Predit de ortalığı dümdüz temizledi. Ve Pentanet derin bir nefes aldı. Evet. Yarın tekrar başlayacak mücadele.